Efendim günaydın, iyi sabahlar ve iyi haftalar diliyoruz. Bugün pazartesi, yepyeni bir güne başlıyoruz. 18 Aralık. Artık Aralık ayının ikinci yarısına girdik. Yavaş yavaş bu yılın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yeni hafta, evet yeni hafta oldukça yoğun bir gündemle başladı. Hepsini konuşacağız, ekranlarınıza getireceğiz. Siyaset gündemi hareketli. Asgari ücret görüşmelerinde acaba bugün ortaya net bir rakam çıkacak mı? Hepsini göreceğiz, konuşacağız. Pek çok başlık var. Gazetelere bakacağız. Önce gecenin sıcak gelişmelerini sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin yeniden deprem gerçeğini hatırladığı bir geceyi geride bıraktık. 4,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Çınarcık bölgesi ve deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde pek çok ilde korku yarattı. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan bir gelişmeydi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı AFAD verilerine göre saat 23.53'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışması yaptığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dedi ki depremde AFAD'la ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. 4,1 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesini korkuttu. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık'tı. 1999 çok ağır bir deprem tecrübesi yaşamıştı Türkiye ve gece saatlerinde yaşanan işte bu sarsıntı korku yarattı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi herkesin aklında tek bir soru vardı. Marmara Denizi'nde kırılması beklenen o büyük fay kolu üzerinde mi meydana geldi deprem? Profesör Doktor Naci Görür, gözlerin çevrildiği isim. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve bir haritayla anlatmaya çalıştı. Şöyle söyledi. Marmara Denizi Çınarcık çukurluğunda 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümüyle bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Asıl önemli olan cümle şu, altı çizilmesi gereken cümle, Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor. Profesör Doktor Naci Görür diyor ki Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor. Her fırsatta özellikle başta İstanbul olmak üzere yaşanabilecek deprem felaketine karşı Türkiye'yi uyarmaya devam ediyor Naci Görür. Hatta hatırlayacaksınız sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz günlerde artık gözyaşlarına hakim olamamıştı yaşanan bu duyarsızlık karşısında ve daha önce depremde yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Naci Görür diyor ki Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor. Bu açıklama önemli. Evet, bu depremde korku yarattı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı çok şükür. Bir de Gümüşhane'ye gidelim. Zira Gümüşhane'de de gece saatlerinde deprem korkusu vardı. Gece saat 01.53'te Gümüşhane Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı AFAD verilerine göre deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'da da hissedildi. 4,3'lük bu deprem sonrasında Gümüşhane'de yurtta kalan öğrenciler endişeyle dışarı çıktı. Gece yarısına kadar pek çok kişi dışarıda beklemeyi tercih etti. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması yaptı gece boyunca. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak deprem bakın gördüğünüz gibi güvenlik kamerasına da yansıdı. 4,3 büyüklüğündeki deprem Gümüşhane'yi ve çevre illeri hayli korkuttu.
Gecenin sıcak görüntüleriydi ekranlara getirdiğimiz bu görüntüler değerli izleyiciler. Gece saatlerinde deprem korkusunu yeniden yaşadığımızı bize hatırlatan görüntülerdi. Devam edelim. Hep diyoruz ya, Türkiye bir voleybol ülkesi. Hem kulüplerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı başta olmak üzere kulüplerimizin ard arda kazandığı başarılar hem de A milli voleybol takımımızın başarıları Türkiye'yi voleybol sıralamasında dünyada üst sıralara çıkarıyor ve çıkarmaya devam ediyor. Dün akşam bir ilk yaşandı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Kazanan Türkiye oldu. Vakıfbank ve Eczacıbaşı final maçında karşılaştı ve şampiyon Eczacıbaşı oldu. Evet, o şampiyonun geldiği anlara yönetmenimizden rica edelim. O anlara tanıklık edelim hep birlikte. Bakın nasıl görüntüler vardı, nasıl bir sevinç yumağı vardı, o anlarda neler yaşandı. İşte şampiyonluk böyle geldi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı ile Vakıfbank finalde karşı karşıya geldi. Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenen turnuvanın finali Türkiye saatiyle 14.30'da başladı. Yine nefesler tutuldu. Müsabakayı Eczacıbaşı 3-2 kazandı efendim. İşte şampiyonluk sayısının geldiği o an. Eczacıbaşı ikinci sette 8 sayı geri düşmesine rağmen setin sonunda yakaladığı ivmeyle öne geçmeyi başardı ve 25-23'te durumu 1-1'e getirdi. Sonrasında 5. sete ulaşıldı. 1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye daha önce 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı'nın aldığı bu zaferle organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 8'e yükseldi. İşte bu videoyla da Eczacıbaşı voleybol takımı şampiyonluğu kutladı. O görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Bakın az önce de ifade ettik. 1991 yılından beri bu turnuva düzenleniyor ve 1991 yılından beri Türkiye o şampiyonada 8. şampiyonluğunu almış oldu. Türkiye bir voleybol ülkesi ve voleybolcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Efendim devam edelim. Tabii voleybol takımlarımızın kazandığı bu başarılar, Eczacıbaşı'nın şampiyonluğu gazetelerde de yer buluyor. Örneğin Hürriyet gazetesi bugün diyor ki ilk sayfasında muhteşemsiniz böyle bir başlık atıyor. Dün oynanan bu karşılaşma ve bu şampiyonluk sonrasında biraz daha yakından bakalım Hürriyet gazetesine. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kızları dünyaya bir kez daha voleybol ziyafeti çekti. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünyanın en büyüğü finalde Vakıfbank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynamite oldu. Çin'de nefes kesen finali son sette kazanan Eczacıbaşı bu dev kupaya tarihinde 3. kez ulaşmanın gururunu yaşadı. 1991'den bu yana düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi olan Türkiye 8. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 25. kupasını kazandı deniyor. Oyuncular maç sonrası sevinç gözyaşı döktü diyor bugün ilk sayfasında Hürriyet gazetesi. Muhteşemsiniz Eczacıbaşı Dünya Kulüpler Şampiyonu. Hem Eczacıbaşı'nı hem Vakıfbank'ı tebrik ediyoruz. Kazanan her durumda Türk voleybolu oldu. Diyelim ve devam edelim.
Gazete Pencere'ye bakalım. Gazete Pencere'nin ilk sayfasında da Eczacıbaşı'nın kazandığı bu dünya çapında başarı var. Ve diyor ki bugün ilk sayfasında Eczacıbaşı şampiyon olduğu anlardan bir de fotoğraf karesini ilk sayfasına taşıyor. İki Türk kulübü final oynadı. İşte gurur tablosu. Bakın bu fotoğraf karesi gurur tablosunu yansıtan bir fotoğraf. Eczacıbaşı şampiyon oldu başlığıyla bu fotoğrafı Gazete Pencere sayfalarına taşıyor. İki Türk kulübü final oynadı ve her durumda kazanan Türk voleybolu oldu. Voleybolda tarih yazmaya, tarihi başarılar kazanmaya devam ediyoruz. İşte yine ay yıldızlı bayrağımız böyle dalgalandı sizin de gördüğünüz gibi. Efendim devam edelim. Pek çok sıcak gelişme var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Hatta yönetmenimizden rica edelim, gösterelim size. Göstererek. Hatırlayacaksınız, önce eşi ne diyordu? Bana intihar ettiği söylendi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameralarına yansıyan o görüntüler işte bu kazanın seyrini değiştirdi. Eğer o görüntüler yayınlanmasaydı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameralarına yansımamış olsaydı Yunus Emre Göçer belki de intihar etti denilecekti eşinin iddia ettiği gibi. Efendim tabii bu soruşturmadaki son durumu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul Eyüp Sultan'a götüreceğiz sizi. Bir tır ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. 31 kişi yaralandı. Kaza sonrası bakın kameralara nasıl görüntü. İşte bir kişinin yaralandığı, 31 kişinin bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı o kazadan yansıyan görüntüler böyleydi. Evet, gece boyunca sıcak görüntüler vardı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan hareketli anlara tanıklık edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz sizi. Bütçe görüşmeleri devam ediyor, bütçe maratonu. Ama her zaman söylediğimiz o cümlenin bir kez daha altını çizeceğiz. Bütçe dışında hemen her şey konuşuluyor, hemen her konuda gerilim yaşanıyor. Ama yurttaşın, asgari ücretlinin, dar gelirlinin sorunlarına dair ortaya konulan gerçekler özellikle AKP iktidarı tarafından görmezden gelinmeye devam ediliyor. Bütçe görüşmeleri sırasında dün yine gerilim vardı. AKP'li mekiller CHP'li Gizem Özcan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yönelik eleştirileri sonrasında meclisi terk ettiler. Bir süre sonra sesini yükselten AKP'li Grup Başkan Vekili Özlem Zengin önderliğinde AKP'liler Meclis Genel Kurulu'nu önce terk etti, ardından hep birlikte geri döndüler. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Bu yılın ilk 11 ayında 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Sayın vekil gülüyor ama buradan ifade edelim. Bu veriler gerçek. 142 kadın iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Kadınların sırtına yıkılan ev içi ücretsiz bakım işleri. Lütfen Hatip'in konuşmasını dinleyip isticamını bozmayalım. Varsa cevabını sonra verirsiniz. Sayın Zengin, grup başkan vekilisiniz. Siz herkesten daha tecrübelisiniz. Lütfen Hatip'in sözünü kesmeyin. Devam edin Sayın Özcan, buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sıradaki söz talebi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'a aittir. Buyurun Sayın Yontar. Evet, Meclis Genel Kurulu'nda yani yurttaşın sorunlarına çözüm bulunmasını beklediği noktada o yüce mecliste, gazi mecliste işte böylesi görüntüler vardı. Başrolde yine AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin vardı. Hatırlayacaksınız, Özlem Zengin geçtiğimiz hafta çok konuştuğumuz bir isimdi. Saadet Partili vekil Hasan Bitmez kürsüde konuşurken bir anda yere yığılmış ve sonrasında
kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bitmez'in yere düştüğü o anlarda meclis tutanaklarına geçen bir ifade vardı. İşte böyle olur Allah'ın gazabı dediği ifade ediliyordu Özlem Zengin'in. Özellikle bazı CHP'li milletvekilleri bu sözleri söyleyen kişinin Özlem Zengin olduğunu ifade ediyordu. Özlem Zengin'den bu sözlere ilişkin, bu iddialara ilişkin yalanlama geldi. Yani bu iddiaların, bu tartışmaların merkezinde olan bir isimdi Özlem Zengin. O sözleri gerçekten Özlem Zengin mi söyledi? Geçtiğimiz haftanın en çok yanıtı aranan sorularından biriydi. Şimdi gazetelere bakacağız. Gazetelerde neler var? Siyasetten ekonomiye pek çok başlığın bugün yer bulduğunu görüyoruz. Örneğin Asfor'a bakacağız. Cumhuriyet bugün kent uzlaşısı diyor. Yerel seçimlerin kritik partisi DEM muhalefete kapı açtı deniyor. Hemen altında da fosil yoksullaştırır bir başka başlık. Yine Cumhuriyet'in manşetinde Bozoğlu Avrupa Birliği'nin enerji dönüşümü uyarılarına karşın önlem alınmadığını ifade etti deniyor. Bu haberin ayrıntılarına da bakacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde. Bir gün soruyor, para nereye uçtu, hangi paradan bahsediliyor? Biraz sonra konuşacağız. Aynı zamanda yine konuşacağımız başlıklardan bir tanesi hani ücretsiz olacaktı? Bir günün ilk sayfasında sorduğu sorulardan biri. Neden bahsediyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bir söz vardı. HPV aşısı ücretsiz olacaktı. Özellikle pek çok Avrupa ülkesinde, dünyanın gelişmiş ülkesinde aşı takvimi içerisinde bulunan ve zorunlu aşı olarak yer bulan aşılardan bir tanesi HPV aşısı. 3 doz yapılması gerekiyor ve Türkiye'de çok pahalı. Çocuklarımızın, genç kızlarımızın bu aşıyı olması çok önemli. İşte bir gün hatırlatıyor, hani ücretsiz olacaktı diyor. Az sonra bakacağız. Değerli izleyiciler, sözcüye gelelim. Millet yıllardır size kesenin ağzını açtı. Siz de millet için kesenin ağzını açın çağrısı yapıyor bugün Sözcü gazetesi manşete taşıdığı haberinde. Gelin biraz daha yakından bakalım Sözcü'ye. İşçi, memur ve emekli insanca yaşatacak bir zam bekliyor denilmiş haberin üst başlığında. Başlarken söylemiştik, asgari ücret görüşmeleri bugün ikinci tur yapılacak. Ve bu ikinci turda, yani bugün, bazı rakamların masaya geleceği, telaffuz edileceği ifade ediliyor. Tam da işte o görüşmelerin öncesinde Sözcü'nün manşeti önemli. Kriz ve vergiler altında inleyen, sadaka gibi ücretlerle geçinmek zorunda kalan milyonlar umudunu iktidarın yeni yılda yapacağı maaş zammına bağladı. Beklenti %50'den fazla zam diyor Sözcü gazetesi manşetine taşıdığı haberinde. Türkiye'de son 2 yılda adeta bir ekonomi faciası yaşanıyor. Enflasyon dar gelirlinin belini büküyor. Sayıları 6 milyonu aşan ve 7500 lira maaş alan emeklilerle 11.400 lirayla evini geçindirmeye çalışan 10 milyonu aşkın asgari ücretli nefes alamıyor. Memur, işçi ve esnaf da aynı durumda diyor. Bakın hemen solda sosyal medyada çok paylaşıldı, siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada günün acı esprisi deniyor. Vergi mükellefi olarak bakmakla yükümlü olduklarımızdan bazıları, bakın vergilerimizle kime bakıyoruz? Bin odalı Beştepe Sarayı ve orada çalışanlar, kamuda görevli 1800 danışman ve sekreter ya, devletin işlerini yapan 16 bakan ve yardımcıları, 5 milyonu aşkın mülteci ve bunların masrafları, meclis 600 milletvekili ve bunların hizmetlerini gören yardımcılar, devletin hizmetindeki 15 uçak, ayrıca 180 bin makam otomobili diyor bugün Sözcü gazetesinde manşetine taşıdığı haberinde. Yani koca bir ülke, çalışıyoruz, didiniyoruz, kimlere bakıyoruz özetlemiş Sözcü gazetesi. Geride bıraktığımız günde sosyal medyada da en çok paylaşılan başlıklardan biri oldu. Şimdi Sözcü'nün ardından az önce ekranlarınıza getirdiğimiz Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün soruyor bugün manşette, para nereye uçtu? Bakalım hangi paranın izini sürüyor bugün Bir Gün gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin Temmuz'da yapılan eklemeye karşın daha yıl bitmeden tükendiği ortaya çıktı deniyor haberin spotunda. Bütçe verileri iktidarın plansızlığına ayna tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bütçesine
Temmuz ayında eklemeler yapıldı. Fakat buna rağmen bu üç bakanlık da yıl bitmeden bütçelerini Kasım ayında tüketti. Üstelik OECD'ye göre eğitim, sağlık ve adalet ülkede en çok şikayet edilen alanların başında geliyor demiş. Bakın ödenek üstü harcamalar hemen sağda sıralanıyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem Sağlık Bakanlığı, hem de Adalet Bakanlığı. Yani bu bakanlıklara ödenek yetmiyor demiş Bir Gün gazetesi haliyle soruyor. Para nereye uçtu? Şimdi Sözcü'nün manşetine baktık, Bir Gün'e baktık. Az önce gösterdiğimiz gazetelerden biri. Cumhuriyet'e bakalım o zaman. Cumhuriyet'in bugün gündeminde ve manşetinde siyaset var. Siyaset cephesinden yerel seçime doğru yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde nasıl bir yol haritası izlenecek? Bu soruya ilişkin DEM Parti penceresinden bakıyor bugün Cumhuriyet gazetesi ve kent uzlaşısı manşetini atıyor. Yerel seçimlerin kritik partisi DEM muhalefete kapı açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrasında DEM Parti yerel seçim gündemiyle parti meclisini topladı. DEM Parti'de her yerde aday çıkarma siyaseti kent uzlaşısına evrildi. Yerel seçimlere yönelik belirlenen müzakere tutumu için MYK'ya ve eş başkanlara yetki verildi diyor Cumhuriyet gazetesi. CHP kanadı demin parti meclisinden çıkan uzlaşı ve müzakere kararından memnun. Kurmaylar müzakere olursa nasıl olur, ne yapılır bunlarla ilgili yorum yapmak için parti meclisi toplantımızı beklemek gerekir. Bu konu ancak orada değerlendirilir ve ona göre karar verilir diyor. Şimdi bir de kulis haberi var. İstanbul ve Ankara'da acaba AK Parti, AKP yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin karşısına nasıl bir aday çıkaracak? Zira pek çok adayın adı gündeme geliyor. Ancak henüz İmamoğlu ve Yavaş'ın rakibi bulunamadı. Bugün Cumhuriyet gazetesi diyor ki Ankara için Cumhur'da rota altın oka döndü denilmiş. Habere bakalım. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen isimlerde ağırlığın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan yana olduğu ifade ediliyor. MHP de Altınok'u işaret etmişti diyor. Bir de İyi Parti cephesinden bir haber var. İyi Parti'de işbirliği isteyen gidiyor denilmiş. İstifa, görevden alma ve ihraç. Az sonra bakacağız İyi Parti'de neler oluyor istifa dalgasına. Son olarak kimler katıldı? İşbirliği isteyen herkes bir bir partiden nasıl gönderiliyor? Ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Cumhuriyet'in manşetinin ardından DEM Parti cephesinden gelen bu kent uzlaşısı önemli bir haber. Şimdi o zaman buradan devam edelim. Yakından tanıdığımız bir isim, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurmaya hazırlanıyor. Ahmet Türk Tele1'e konuştu ve bakın neler söyledi. Daha önce iki kez belediye başkanı seçilmesine karşın görevden alınan Ahmet Türk yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor. Siyasi hayatım boyunca partinin birçok kademesinde yer aldım. Genel başkanlık ve eş başkanlık görevinde bulundum. Mardin'den belediye başkanı oldum ama hukuk dışı bir yöntemle çalışma yürütmemize fırsat tanımadılar. Tele1'e konuşan deneyimli siyasetçi Ahmet Türk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden aday olmak için birkaç gün içinde başvuru yapacağını söyledi. Daha önce partimiz ve halkımız tarafından gelen eş genel başkanlık teklifini sağlık gerekçeleri nedeniyle kabul etmedim. Yerel seçimlere dair yetkili organlarımızla görüştük. Aday olmak istediğimi söyledim. Çünkü iki seferde çalışamadık. Kayyumlarla hesaplaşmak istediğimi belirttim. Birkaç gün içinde adaylık başvurusunu yapacağım. Daha önce yerine iki kez kayyum atanan Ahmet Türk bir süre tutuklu da kalmıştı. O zaman az önce Cumhuriyet'in ilk sayfasından da
okuduğumuz başlığını verdiğimiz İyi Parti cephesindeki haberlere bakalım. İyi Parti deyim yerindeyse fokurduyor, fokurdamaya devam ediyor. Neden derseniz yerel seçime doğru yaklaşırken 81 ilde aday çıkarma kararı sonrasında özellikle büyük şehirlerde il örgütünden istifalar artmaya devam ediyor. Şimdi bir istifa haberi daha geldi. Onu getireceğiz ekranlarınıza. Hatırlayacaksınız sizlerle paylaşmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekiliydi İbrahim Özkan ve başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekiyordu. Ve alınan bu 81 ilde aday çıkarma kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Teşkilatlara rağmen böylesi bir karara, alınan bu karara tepki göstermişti. Sonrasında ne oldu? Grup Başkan Vekili görevinden alındı İbrahim Özkan. İBB Meclisi'nde bir oylama daha yapıldı ve oylamayı gerçekleştiren 7 isim İbrahim Özkan'ı bir kez daha Grup Başkan Vekili görevine getirdi. İşte tüm bu gelişmeler başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere parti yönetimini hayli kızdırmıştı. Özkan bu kararın, bu gelişmelerin sonrasında partisinden istifa ettiğini açıkladı. İBB Meclisi'nde bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. İbrahim Özkan daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekilliğinden istifa etmişti. Eğitimsiz insan modeli üzerine bir ülke hayal etti. İBB İYİ Parti grubu grup başkan vekili seçmek için toplanmış, 8 meclis üyesinin 7'si İbrahim Özkan'ın yeniden grup başkan vekili olması için oy kullanmıştı. Akşener'in görevinden istifasını istediği Özkan yeniden grup başkan vekili seçilmişti. Adı geçen Özkan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kendisinin ve 5 İYİ Parti meclis üyesinin daha bu kez partiden istifa ettiğini duyurdu. Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye'nin kalbi İstanbul'umuz için ortak bir karar imza atıyor. Hür ve müstakil olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisi'nde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. İbrahim Özkan'la birlikte Bora Kılıç, Oğuz Sarıl, Sinan Gümüş, Ulu Erkaya ve Yakup Fındık da istifa etti. İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mertan Yanardağ'a karşı yürütülen çirkin operasyonda iktidar yandaşları ve trollerle ortak hareket etmiş, kumpasın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu. İYİ Parti iktidarın kontrolünde yürütülen bir operasyonun önemli bir parçası olmuştu. Ve fakat kaybettiler. Hukuk, demokrasi, insan hakları kazanmış oldu. İYİ Parti bu haftada konuşulmaya, tartışılmaya devam edilecek. İYİ Parti ne yapmak istiyor yerel seçime doğru giderken? Acaba İYİ Parti'nin tek hedefi büyük şehirlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ve elbette İzmir'i de ekleyebiliriz. Tek hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmek mi? Geçtiğimiz günlerde yine parti yöneticilerinden birinin yaptığı paylaşımı sizlerle paylaşmıştık. Ekranlarınıza getirmiştik. Kurumsal İlişkiler Müdürü ne demişti? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenmiş ve seni başkan seçtirmeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Aslında İYİ Parti'nin ne yapmak istediği gayet net ve açık gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmek, büyük şehirleri AKP'yi kazandırmak pahasına. Böylesi bir politika yürütülüyor ama tabandan tepki var. İYİ Parti seçmeninden tepki var. Büyük şehirlerdeki il örgütlerinden tepki var ve istifalar sürüyor. Bakın Gazete Pencere ne diyor? İhraç edileceklerdi, istifa ettiler. İBB Meclisi'nde İYİ Parti'nin grup başkan vekilliğini yürüten İbrahim Özkan hakkında ihraç kararı verilmeden hemen önce 5 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa etti. Özkan yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunmuş, bunun üzerine İBB'deki görevinden istifa etmesi istenmişti. İstifadan sonra yapılan seçimde İYİ Partili meclis üyeleri Özkan'ı yeniden seçince disiplin süreci devreye girmişti deniyor. Gazete Pencere'de bugün ilk sayfaya taşınan haberdi. Ve devam edelim. İYİ Parti'de çıkan her farklı ses, o kişinin istifası isteniyor veya istifaya zorlanıyor ya da görevden alınıyor. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Bir sıcak gelişme var. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Evet, gün başlıyor, devam ediyor dedik ya, pek çok sıcak gelişmeyle başladık bu yeni güneş. Onlardan bir tanesi. Takip edeceğiz efendim, oradaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Gazetelerde hangi haberler var? Pek çok haber var az önce de ifade ettiğimiz gibi. Özellikle siyaset ve ekonomi, ekonomide yaşanan gelişmeler, yurttaşın içine düştüğü borç batağı, yoksulluk döngüsü bugün gazetelerde yer buluyor. Bir yandan da tabii bugün asgari ücret görüşmelerinde ikinci tur yapılacak. O görüşmelerde rakam telaffuz edilecek mi? Bunlar önemli. Şimdi ancak böylesi bir dönemde Bursa'dan 12 yaşındaki bir çocuğu istismara maruz bırakan kurs hocası İHAL indiriminden yararlandı. Yani o kişi, o çocuk istismarcısı 10 yıl sonra yeniden aramızda olacak. Toplumda tepki çeken çocuk istismarı davalarında faillere verilen tartışmalı İHAL indirimlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez adres Ordu. Süleymancılar cemaatine ait bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakan kurs hocasına verilen cezada indirime gidildi. Sanığın aldığı 48 yıl hapis cezası İHAL indirimiyle 22 yıl 16 aya düşürüldü. Bu indirim sayesinde fail 10 yıl sonra serbest kalacak. Kan donduran olay 3 Kasım 2021 tarihinde Ordu Fatsa'da meydana geldi. Bir günün haberine göre Süleymancılar cemaatine ait Özel Madenler Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 12 yaşındaki çocuk kurs hocası YK tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Ve çarpıcı başka bir iddia. Pişkin kurs hocası özrü kabahatinden büyük misali, iddiaya göre istismara uğrayan çocuğun ailesine "Şeytana uydum, akşam secdeye kapanıp dua ettim, beni affedin" dedi. 12 yaşındaki çocuğun ailesi sapkın kurs hocasından şikayetçi oldu. Fas'a Cumhuriyet Başsavcılığında 4 Kasım 2021'de çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden alıkoymak suçlamasıyla hazırladığı iddianame sonrasında sanık YK hakkında ilgili mahkeme 9 Şubat 2022'de 48 yıl hapis cezası verdi. Sanık avukatları bu karara istinafa taşıdı. Davayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi söz konusu hükmü 13 Mayıs 2022'de cezanın çok olduğunu savunarak bozdu. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi yeniden 48 yıl ceza verdi ama İstinaf Mahkemesi 2. kararı da bozdu ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi cezada 6'da 1 oranında İHAL indirimine gitti. Mahkeme sanığa 22 yıl 16 ay hapis cezası verdi. İndirimin nedeni ise sanığın sosyal ilişkileri, istismar sonrası yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın sanığın üzerindeki etkileri olarak gösterildi. Evet, bu kadar da olmaz dedirten haberleri ne yazık ki duymaya ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Orta Doğu'ya bakalım. Özellikle Gazze'de. Gazze'de neler yaşanıyor? Madem bu kadar da olmaz dedirten haberlerden, görüntülerden bahsettik. O halde Orta Doğu'dan gelin şimdi benzer bir haberi ekranlarınıza getirelim. Değerli izleyiciler, bakın Gazete Pencere ne diyor bugün manşetinde? Önce katliam, sonra lüks villa. Ayrıntıları getirelim ekranlarınıza. İsrail ordusu Gazze'de katliam yaparken insansızlaşan bölgelere yerleşimciler göz koydu diyor. Yani birileri can derdinde ama birilerinin derdi bambaşka. Birleşmiş Milletler nezdinde yasa dışı kabul edilen yerleşimcilere konut yapan şirketler Gazze için utanç verici reklamlar yayımlamaya başladı. İsrailli şirketler reklamlarında sahilde bir ev hayal değil, molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık ifadelerini kullandı. Gazze Yerleşim Konferansı için pratik hazırlık başlığıyla Tel Aviv'de düzenlenen konferansta sahilde ev talep edenlere numara verildi diyor Gazete Pencere. İşte o ilanlar da ilk sayfaya yansıyor. Yani nasıl ilanlarla sosyal medyada yer buluyor. Bakın gördüğünüz gibi. İsrail'den itiraf, vurulan 3 rehine beyaz bayrak taşıyordu. Bu da dünya gündeminin başlıklarından bir tanesi. İsrail sivil demeden, çocuk demeden
kadın demeden vurmaya ve orada katliam yapmaya devam ediyor. Hem de dünyanın gözü önünde. Dünya sesini çıkarmıyor ne yazık ki bu katliama. Ve bu haber yürekleri acıtan bir haber. Sahilde bir ev hayal değil ilanları çıkıyor. Şimdi tabii bu haber bazı pek çok gazetede de yer buluyor, bulmaya devam ediyor. Bakalım yönetmenim diğer gazeteleri de ekranlarınıza getirelim. Hürriyet gazetesi de onlardan bir tanesi. Tıpkı Gazete Pencere gibi bugün diyor ki Hürriyet, hepsi deniz manzaralı katliam villaları. İsrail şirketleri her gün çocuk, kadın, onlarca sivilin katledildiği Gazze sahilinde Yahudi yerleşimcilere lüks villa yapmak için proje hazırladı. Yahudi yerleşimcilerin kurduğu örgütler Tel Aviv'de Gazze Yerleşim Konferansı düzenledi. Konferansın ardından Yahudileri Gazze'ye yerleşmeye çağıran reklamlar yayınlandı. Gazze İsrail toprağıdır. Savaşın, kurtarın, yerleşin denildi. Gazze'de Yahudi yerleşimciler için konutların planlandığı ifade ediliyor. Az önce Gazete Pencere'den paylaştığımız o haber, bakın bugün Hürriyet'te de yer buluyor ve diyor ki beyaz bayrak kaldıranı da vurduk. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ordunun evrensel savaş kurallarına uymadığını itiraf etti diyor. İsrail bir yandan da savaş kurallarına uymadığını da itiraf ediyor. Ama dünya yaşanan bu katliama sessiz kalmaya devam ediyor. İşte bölgede dün yaşananlar. Bölgede gelişmeler böyleydi. Ne yazık ki kan durmuyor. Şimdi bu görüntülerle biz kısa bir araya gideceğiz. Yeniden birlikte olacağız az sonra. Biraz da piyasaları konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, hayatımızı konuşacağız. Bizden ayrılmayın çünkü ekonomi yazarı Remzi Özdemir bizlerle olacak.